5. bölüm. Modern çağlarda zihinsel iyileşme teknikleri. Geleneksel yöntemlerden bağımsız düşünün ve plan yapın. Her sorunun bir cevabı ve çözümü olduğunu bilin. İyileştiren şey nedir? İyileştirici güç nerededir ve nasıl kullanılabilir? Bunlar hepimizin merak ettiği hayati derecede önem taşıyan sorular. Hepsinin cevabı aynı. İyileştirici güç her kişinin bilinçaltıdır ve hastanın zihinsel tutumunu değiştirmesi İyileştirici gücü ortaya çıkarır. Hiçbir zihinsel ya da dini bilim uzmanı, psikolog, psikiyatri ya da tıp doktoru bir hastayı iyileştirmemiştir. Eski bir deyiş vardır. Doktor yaraya pansuman yapar, Tanrı onu iyileştirir. Psikolog ya da psikiyatr hastadaki zihinsel engellemeleri ortadan kaldırarak etkin bir değişim yaratır. Böylece iyileştirici prensip serbest kalabilir ve hastanın sağlığını kavuşmasını sağlayabilir. Aynı şekilde cerrah fiziksel engellemeleri ortadan kaldırır ve iyileştirici unsurların normal fonksiyonunu sürdürmesini mümkün kılar. Hiçbir doktor, cerrah, zihinsel bilim uzmanı hastayı iyileştirdiğini iddia edemez. Tek iyileştirici güce doğa, yaşam, tanrı, yaratıcı zeka gibi farklı isimler verilebilir ancak gerçekte bunlar bilinçaltının gücünü ifade etmenin farklı yollarıdır. Daha önce de gördüğümüz gibi hepimizi canlandıran iyileştirici hayat prensibinin akışını engelleyen zihinsel, duygusal ve fiziksel unsurları ortadan kaldırmanın pek çok farklı yolu vardır. Bilinçaltınızda var olan iyileştirici prensip, eğer sizin tarafınızdan ya da başka biri tarafından gerektiği gibi yönlendirilirse, zihninizi ve bedeninizi bütün hastalıklardan kurtarabilir. İyileştirici prensip, dinden, renkten, mezhepten, ırktan bağımsız olarak tüm insanlar için faaliyet gösterir. Bu iyileşme sürecini kullanmak, bundan yararlanmak için belirli bir mezhebe mensup olmanız gerekmez. Ateist ya da agnostik olsanız da bilinçaltınız elinizdeki yanığı ya da kesiği iyileştirebilir. Modern zihinsel iyileşmenin temelinde bilinçaltınızın sınırsız zeka ve gücünün inancınıza bağlı olarak tepki verdiği gerçeği vardır. Zihin bilimi uzmanları ya da din adamları da aynı yolu izlerler. Bir odaya girip kapıyı kapatırlar. Zihinlerini sakinleştirir, gevşer, kendilerini serbest bırakır ve içindeki sınırsız iyileştirici varlığı düşünürler. Zihinlerinin kapısını dış etkilere ve görüntülere kapatırlar. İstek ve arzularını sessizce ve farkındalıkla bilinçaltına iletirler. Zihinlerinin onlara belirli ihtiyaçlarına bağlı olarak karşılık vereceğini bilirler. Bilinmesi gereken en harika şey budur. Bir son hayal edin ve gerçekleştiğini hissedin. Sınırsız hayat prensibi bilinçli seçiminize ve bilinçli isteğinize karşılık verecektir. Aldığınıza inanırsanız alırsınız. İfadesinin anlamı budur. Tek iyileşme süreci. Her şeyde kedi, köpek, ağaç, ot, rüzgar, toprak ve her canlıda faaliyet gösteren tek bir evrensel iyileşme prensibi vardır. Bu hayat prensibi hayvanlarda, sebzelerde, minerallerde içgüdü ve büyüme yasası olarak faaliyet gösterir. İnsan bu hayat prensibinin bilinçli bir biçimde farkında oldukları için bunu bilinçli olarak sayısız yolla kendimizi korumak üzere kullanabiliriz. Bu evrensel gücü kullanmaya yönelik pek çok farklı yaklaşım, teknik ve yöntem vardır. Ancak tek bir iyileşme süreci bulunmaktadır ki o da inanç yasasıdır. Neye inanırsanız onu yaşarsınız. İnanç yasası. Dünyanın bütün dinlerinde farklı inanç biçimleri vardır ve bu inançlar birçok yolla açıklanabilir. Hayatın yasası inançtır. Kendiniz, hayat ve evren hakkında neye inanıyorsunuz, neye inanırsınız, başınıza o gelir. İnanç, zihninizde bilinçaltımızın gücünün düşünme alışkanlıklarınıza bağlı olarak hayatınızın bütün evrelerine yayılmasını sağlayan bir düşüncedir. Kutsal kitaplar inançtan söz ederken bir ritüel, tören, düzen, kurum ya da formüldeki inancı kastetmez. İnancın kendisinden bahsetmektedir. Zihninizin inancı basitçe zihninizin düşüncesidir. Sizi incitecek ya da zarar verecek bir şeye inanmak aptallıktır. Unutmayın, sizi inciten ya da zarar görmenize neden olan şey inandığınız şey değildir. Sonucu zihninizdeki inanç ya da düşünce yaratır. Bütün deneyimleriniz, eylemleriniz, hayatınızın bütün olay ve koşulları kendi düşüncenizin yansımasından ya da
tepkilerinden başka bir şey değildir. Dilek terapisi. Dilek terapisi, zihnin belirli bir amaca yönlendirilmiş bilinç ve bilinçaltı aşamalarının eş zamanlı, uyumlu ve akıllı fonksiyonudur. Bu terapide ne yaptığınızı ve neden yaptığınızı bilmeniz gerekir. İyileşme yasasına güvenirsiniz. Bu zaman zaman zihinsel terapi olarak da adlandırılır. Bir başka terim ise bilimsel duadır. Bu terapide bilinçli olarak bir fikri, zihinsel resmi ya da gerçekleştirmek istediğiniz bir planı seçersiniz. Varsayılan durumun gerçekliğini hissederek bu fikri ya da zihinsel imgeyi bilinçaltınıza geçirme kapasitenizi hayata geçirirsiniz. Zihinsel tutumunuzda inançlı kaldığınız sürece dileğinizin gerçekleştiğini görürsünüz. Bu kesin ve belirli bir amaca yönelik kesin bir zihinsel eylemdir. Belirli bir zorluğu bu terapi yoluyla ortadan kaldırmaya karar verdiniz diyelim. Soruna ya da hastalığa bilinçaltınızda var olan ve korkunun eşlik ettiği olumsuz düşüncelerin neden olduğunun farkındasınızdır. Zihninizi bu düşüncelerden arındırmayı başardığınızda iyileşeceğinizi fark edersiniz. Bu nedenle bilinçaltınızdaki iyileştirici güce yönelin. Kendinize onun sınırsız güç ve zekasını, bütün koşulları iyileştirme kapasitesini hatırlatın. Siz bu doğrular üzerinde durdukça korkunuz kaybolmaya başlayacaktır. Bu doğruların bir araya gelmesi büyük inançlarla mücadele eder ve çoğunlukla onların üstesinden gelir. Gerçekleşeceğini bildiğiniz iyileşme için minnet duyun. Bir süre sonra yeni dileğinize yoğunlaşana dek zihninizi zorluktan uzak tutun. Olumsuz koşullara güç bahşetmeyi reddedin ve bir an bile iyileşmenin gerçekleşmeyeceğini düşünmeyin. Zihnin bu tutumu bilinç ve bilinçaltının uyumlu birleşimini mümkün kılacak ve iyileştirici gücün ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Üfürükçülük ne anlama gelir? Kör inanç nedir? Üfürükçü, kullandığı güçlere dair hiçbir gerçek bilimsel görüşü olmadan iyileştiren kişidir. Bu kişi özel yeteneklere sahip olduğunu ileri sürebilir ve hastanın ona ve güçlerine olan kör inancı sonuç elde edilmesini sağlayabilir. Dünyanın pek çok yerinde geleneksel üfürükçüler hastalarına danslarla, büyülerle ve ruhlara ettikleri dualara müdahale ederler. Bir insan özel bir ritüel kıyafeti giyerek, kutsal tütsüler ya da mumlar yakarak ya da şifalı bitki karışımı içerek iyileşebilir. Hastanın yönteme ya da sürece yürekten inanmasını sağlayan her şey iyileşme olasılığını artıracaktır. Korku ve endişeden kurtulmanıza, inanç ve umuda sahip olmanıza yol açan her yöntem sizi iyileştirecektir. Birçok kişi bireysel teorileri sonuç verdiği için bunların doğru ve yerinde olması gerektiğini düşünür. Daha önce de gördüğümüz gibi bu doğru olamaz. Kör inancın nasıl işlediğini görmek için İsviçreli doktor Franz Anton Mesmer hakkında konuştuklarımızı hatırlayalım. Kendisi 1776 yılında hastaların vücudunda mıknatıs dolaştırarak birçok tedavi gerçekleştirdiğini söylüyordu. Sonra mıknatısları bırakmış ve hastanın vücudunun biraz üzerinde ellerini gezdirmeye başlamıştı. Bu da işe yaramıştı. Bu yeni prosedürün başarısını açıklamak için Mesmer hayvan manyetizması teorisini geliştirdi. Bunun tüm dünyayı kaplayacak ancak insan organizmasında faal olan bir sıvı olduğunu söylüyordu. Bu manyetik sıvının ellerinden hastanın vücuduna geçirdiği ve hayvan manyetizmasının transferinin hastaları iyileştirdiğini ileri sürüyordu. İnsanlar inançla ona koşuyorlardı. Bunun sonucunda da pek çok harika tedavinin gerçekleştiğini söyleniyordu. Mesmer Paris'e taşındı. Oradan devlet Mesmer'in tedavilerini araştırmak için bir komisyon kurdu. Komisyonun üyeleri arasında önemli doktorlar, bilim akademisinin üyeleri vardı. Benjamin Franklin de üyelerden biriydi. Sıkı bir incelemeden sonra komisyon Mesmer'in hastaları iyileştirdiğini doğruladı. Ancak manyetik sıvı teorisinin doğruluğunu kanıtlayan bir delil yoktu. Alınan sonuçlar hastalarının hayal gücüyle bağlantılıydı. Bundan kısa bir süre sonra Mesmer sürgüne gönderildi. 1815 yılında öldü. Çok geçmeden İngiltere Manchester'da Dr. James Braid
manyetik sıvının Dr. Mesmer'in hastaları iyileştirmesiyle bir ilişkisinin olmadığını gösterme görevini üstlendi. Dr. Bright, hastaların telkin yoluyla hipnotik uykuya dalabileceğini keşfetti. Onlar hipnotik trans halindeyken Mesmer'in hayvan manyetizmasına bağladığı birçok şaşırtıcı sonucu elde etmeyi başardı. Bütün bu tedavilerin hastaların hayal gücünün bilinçaltılarına yönelik güçlü, sağlıklı telkiniyle birleşmesi sonucunda gerçekleştiğini kolayca görebilirsiniz. Buna kör inanç demek yanlış olmaz. Çünkü ne hastalar ne de uygulamacılar tedavilerin nasıl gerçekleştiğini anlayabilmiştir. Zihniniz kötü değildir. Doğanın hiçbir gücü kötü değildir. Önemli olan doğanın güçlerini nasıl kullandığınızdır. Zihninizi her yerde insanları korumak, iyileştirmek ve onlara ilham vermek için kullanın. Her 11 ayda bir yeni bir beden inşa edersiniz. Düşüncelerinizi değiştirerek ve değişmeye devam etmelerini sağlayarak vücudunuzu değiştirin. Bilinçaltı bir fikri kabul ettiğinde bunu yerine getirmeye başlar. Öznel inanç ve anlamı. Bir bireyin öznel zihni ya da bilinçaltı bir başkasının telkini kadar kendi nesnel zihninin ya da bilincinin kontrolüne karşı da hassastır. Nesnel inancınız ne olursa olsun, aktif ya da pasif olarak inancınızın olduğunuzu düşünürseniz, bilinçaltınız bu telkinle kontrol edilecek ve arzunuz gerçekleşecektir. Zihinsel iyileşmelerde gerekli olan inanç tamamen özneldir. Bunu elde etmenin yolu nesnel zihin ya da bilinçaltı tarafındaki aktif muhalefete bir son vermektir. Vücudun etkin iyileşmesinin gerçekleşmesi için elbette en iyisi hem bilincin hem de bilinçaltının inancı tam olarak kabul edecek durumda olmasıdır. Ancak bu her zaman şart değildir. Zihninizi ve bedeninizi gevşetip uyku haline geçerek pasiflik ve alma eğilimi geliştirebilirsiniz. Bu uyku halinde pasifliğiniz öznel etkilere açık duruma gelir. Bir keresinde bir adam sormuştu. Nasıl olur da bir din adamı beni iyileştirir? Bana hastalık olarak böyle bir şeyin olmadığını, o maddenin bulunmadığını söylediğinde tek kelimesine bile inanmamıştım. Benim zekama hakaret ettiğini düşünmüştüm ama sonunda iyileştim. Bu nasıl oldu? Bu adama söylediğim gibi açıklama çok basit. Sakinleştirici sözlerle teskin edilmiş, kendisine tam olarak pasif bir duruma geçmesi, o an için hiç konuşmaması ve hiçbir şey düşünmemesi söylenmişti. Din adamı yarım saat kadar yavaşça, huzur içinde ve hiç ara vermeden bu adamın mükemmel bir sağlığa, huzura, uyuma ve iyiliğe kavuşacağını tekrarlamıştı. Yarım saatin sonunda adam müthiş bir rahatlama hissetmiş ve sağlığına kavuşmuştu. Burada hastanın tedavisi sırasındaki pasifliği sonucunda öznel inancının ortaya çıktığını, adamın mükemmel sağlığa yönelik telkinlerinin onun bilinçaltına iletildiğini görüyoruz. İki öznel zihin o sırada uyum içindeydi. Eğer adam üfürükçünün gücü ve teorisinin doğruluğuna ilişkin kuşkularının su yüzüne çıkmasına izin verseydi, bunlar karşıt oto telkin görevi görecekti. Din adamının telkinleri ciddi biçimde engellenecek ya da belki tamamen etkisiz kalacaktı. Ancak bu uyku halinde bilincin direnci minimuma indirilmişti. Hastanın bilinçaltı din adamının telkinlerine açıktı. Fonksiyonlarını bu telkinlerle uyum içinde sürdürmüştü ve sonunda da iyileşme gerçekleşmişti. Uzaktan tedavinin anlamı. Diyelim ki Los Angeles'ta yaşarken New York'taki annenizin çok hasta olduğunu öğrendiniz. İlk dürtünüz evden ve işten ayrılıp onun yanına gitmek yönünde olabilir. Ama ya bu mümkün değilse, inancınızın gücünü annenizin iyileşme süreci için ödünç vermekten çekinir, umudunuzu keser miydiniz? Hayır. Siz fiziksel olarak yanında olmasanız da dualarınız annenize ulaşırdı. Sadece bir yaratıcı zihin vardır. Zihnin yaratıcı yasası size hizmet eder. Yapmanız gereken şey kendi zihniyetinizde sağlık ve uyuma dair bir içsel farkındalık yaratmaktır. Bilinçaltı aracılığıyla hareket eden bu içsel farkındalık sonrasında annenizin bilinçaltında faaliyet gösterir. Sağlık, canlılık ve kusursuzluk ile ilgili düşünceleriniz tek evrensel öznel zihin aracılığıyla faaliyet göstermektedir.
Hayatın öznel yönünde yasasını harekete geçirirler. Bu da kendini annenin vücudunun iyileşmesi olarak gösterir. Zihin prensibinde zaman ya da mekan yoktur. Aynı zihin anneniz ve siz aracılığıyla faaliyet gösterir. Nerede olduğunuz önemli değildir. Gerçekte yakından tedaviye karşı uzaktan tedavi diye bir şey yoktur. Çünkü evrensel her zaman ve her yerde hazırdır. Düşünceleri göndermeye ya da bir düşünceyi tutmaya çalışmazsınız. Tedaviniz düşüncenin bilinçli hareketidir. Sağlık, iyilik ve gevşeme ile ilgili niteliklerin bilincine vardıkça bu nitelikler annenizin deneyiminde can bulacaktır. Bunun ardından istenen sonuçlar edilecektir. Aşağıda yanıltıcı bir biçimde uzaktan tedavi olarak adlandırılan bir duruma örnek verilmiştir. Los Angeles'ta yaşayan bir kadın New York'taki annesinin kalp damarlarının tıkandığını öğrenmiştir. Annesinin yanına gidemez ama şu sözleri: "İyileştirici varlık şu anda annemin yanında. Annemin vücudunun durumu onun düşünce hayatının yansıması. Tıpkı gölgelerin ekrana yansıması gibi. Ekrandaki görüntüleri değiştirmek için onların yansıttıkları şeyleri değiştirmem gerektiğini biliyorum. Şimdi zihnimde annem için iyilik, uyum ve mükemmel sağlık imgelerini yansıtıyorum. Annemin vücudunu ve bütün organlarını yaratan sınırsız iyileştirici varlık. Şu anda onun varlığının her atomunu doyuruyor ve vücudunun her hücresinde bir huzur nehri akıyor. Doktorlar ilahi bir biçimde yönlendiriliyor ve yönetiyorlar. Anneme dokunan herkes doğru şeyi yapmaya yönetiliyor. Hastalığın temel bir gerçekliğinin olmadığını biliyorum. Olsaydı hiç kimse iyileşemezdi. Şimdi sınırsız sevgi ve hayat prensibinin safına geçiyorum. Annemin vücudunda uyum, sağlık ve huzurun ifade bulduğunu biliyor ve bunu istiyorum." Bu ifadeyi her gün birkaç kez tekrarlamayı sürdürür. Birkaç gün sonra annesi gözle görülür biçimde iyileşir. Kızın kafasında ulaştığı ve kabul ettiği sonuç kusursuz bir inançla birleşince evrensel bilinç altındaki yaratıcı enerjiyi harekete geçirmiştir. Bu annenin vücudunda mükemmel sağlık ve uyum olarak kendini göstermiştir. Kızının annesi hakkında doğru olduğunu hissettiği şey annesinin deneyiminde ifade bulmuştur. Bilinçaltının kinetik hareketini serbest bırakmak. Bir psikolog arkadaşım bana biyopsi sonucunda hayati bir organda kanserli hücrelerin varlığının tespit edildiğini söylemişti. Onkolog sancılı ve tehlikeli bir tedavi önermişti. Arkadaşım bunu kabul etmeden önce başka bir yaklaşımı denemişti. Her gece uyumadan önce kendi kendine şunları tekrarlıyordu: "Her hücre, her sinir, her doku ve her organ şu anda iyi, saf ve mükemmel bir hale geliyor. Bütün vücudum sağlığa ve uyuma kavuşacak şekilde onarılıp canlanıyor." Bir ay içinde tamamen iyileşmişti. Yapılan testler kanserli hücrelerin artık var olmadığını göstermişti. Bundan çok etkilendim. Aynı zamanda meraklandım. Onun bu sözleri neden uyumadan önce tekrarladığını sordum. Bilinçaltının kinetik hareketi belirli bir yöne doğru yol almaya başladıktan sonra uyku sırasında da dolaşmaya devam eder. Bu nedenle uykuya dalmadan önce bilinçaltına üzerinde çalışacağı yararlı bir şey sunmak çok önemlidir dedi. Son derece bilge bir cevaptı bu. Bu arada uyum ve mükemmel sağlığı düşünürken durumun adını anmadığına dikkat edin. Size özellikle uyumadan önce rahatsızlıklarınız hakkında konuşmamanızı ve bunlara isim vermemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Güç aldıkları tek şey sizin ilginiz ve korkularınızdır. Yukarıda sözünü ettiğimiz psikolog gibi siz de zihinsel cerrah olun. Böylece tıpkı ölü dalların ağaçtan budanması gibi sıkıntılar da hayatınızdan budanacaktır. Diğer yandan eğer sürekli ağrılarınıza ve semptomlarınıza isimler veriyor ve bunlar hakkında konuşuyorsanız onlara sizin üzerinizde güç sahibi olma hakkı tanırsınız. Bilinçaltınızın iyileştirici gücünü ve enerjisini ortaya çıkaran kinetik hareketi engellersiniz. Dahası, kendi zihninizin yasasıyla kafanızda canlandırdıklarınız hayat bulma eğilimi gösterir. Tam korktuğum gibi zihninizi hayatın büyük gerçekleriyle doldurun ve sevginin ışığında yürüyün. Hatırlanmaya değer fikirler. Sizin neyin iyileştirdiğini bulun. Bilinçaltınıza verilen doğru talimatların zihninizi ve bedeninizi iyileştireceğini fark edin.
Talep ve arzularınızı bilinçaltınıza iletmek için kesin bir plan geliştirin. İstenen sonu hayal edin ve gerçekliğini hissedin. Bunun peşinden gidin. Sonuç elde edeceksiniz. İnancın ne olduğuna karar verin. İnancın zihninizdeki düşünce olduğunu ve düşündüğünüz şeyi yarattığınızı bilin. Hastalığa ya da sizi incitecek, size zarar verecek herhangi bir şeye inanmak aptalcadır. Mükemmel sağlığa, zenginliğe, huzura, refaha ve ilahi yol göstericiliğe inanın. Alışkanlıkla üzerinde durduğunuz büyük ve asil düşünceler, büyük eylemlere dönüşür. Dileklerinizi hayata geçirin. Belirli bir plan, fikir ya da zihinsel resim seçin. Zihinsel ve duygusal olarak bu fikirle bütünleşin. Zihinsel tutumunuza sadık kaldığınız sürece dilekleriniz gerçekleşecektir. Şunu hiç unutmayın. İyileşme gücüne gerçekten sahip olmak istiyorsanız bunu inançla, bilincinizin ve bilinçaltınızın nasıl çalıştığını bilerek elde edebilirsiniz. İnanç anlayışla gelir. Kör inanç, kişinin ilgili güçler konusunda hiçbir bilimsel anlayışa sahip olmadan iyileşme konusunda sonuçlar elde etmesi anlamına gelir. Hasta olabilecek sevdiklerinize yürekten şifa dileyin. Zihninizi sükunete kavuşturun. Tek evrensel, öznel zihin aracılığıyla faaliyet gösteren sağlık, canlılık ve kusursuzlukla ilgili düşünceleriniz hissedilecek ve sevdiğiniz kişinin zihninde kendini gösterecektir. Uyku halinde bilinç ve bilinçaltımız arasındaki çatışmalardan kaçının. Yine uyumadan önce arzunuzun gerçekleştiğini tekrar tekrar hayal edin. Huzur içinde uyuyup keyifle uyanın. 6. Bölüm. Zihinsel tedavide pratik teknikler. Hayatın yasası inanç yasasıdır. İnanç zihninizdeki düşüncedir. Size zarar verecek ya da incitecek şeylere inanmayın. Bilinçaltınızın sizi iyileştirme, güçlendirme, zenginleştirme ve size ilham verme gücüne inanın. İnanmanız halinde bunlar gerçekleşir. Bir mühendis bina ya da köprü yaparken veya uzay gemisi tasarlarken soruna bilinen, tanıdık bir teknik ya da denenmiş beceri ve yöntemlerle yaklaşır. Bu teknik, beceri ve yöntemlerin öğrenilmesi gerekir. Aynı şekilde hayatınızı yönetmeniz, kontrol etmeniz ve yönlendirmeniz için de bilinen teknik, beceri ve yöntemler vardır. Bu yöntem ve teknikler çok önemlidir. Mühendisler Golden Gate Köprüsü'nü yaparken önce matematiksel prensipleri ve özellikleri anlamak zorundaydılar. Sonra zihinlerinde Körfez'deki ideal köprünün görüntüsünü canlandırdılar. Üçüncü adım, prensiplere uygun, denenmiş ve kanıtlanmış yöntemler uygulamaktı. Bu üç adım tamamlandıktan sonra köprü şekillenip oluştu ve üzerinde nesiller boyu sürücüler geçmeye başladı. Dileğinizin gerçekleşmesini istiyorsanız, işe uygun teknik ve yöntemlerle başlamalısınız. Bu da bilimsel yolla mümkündür. Hiçbir şey tesadüfen olmaz. Bu düzen ve yasaların dünyasıdır. Bu bölümde manevi yaşamınızı açıklamanıza ve beslemenize yardımcı olacak pratik teknikler bulacaksınız. Dilekleriniz havadan balon gibi asılı kalmamalıdır. Bunlar bir yere gitmeli ve hayatınızda bir şeyler başarmanızı sağlamalıdır. Dilekler, gerçekleştirmeyi istediğimiz bir şeyle ilgili fikrin kesin ve açık olarak belirtilmesidir. Ruhun içten arzusudur. Arzunuz duanızdır. En derin ihtiyaçlarınızdan doğar ve hayatta istediğiniz şeyleri ortaya koyar. Doğasında bireyin hayatının huzura, uyuma, sağlığa ve keyfe, hayatın diğer nimetlerine karşı açlık ve susuzluğunun etkin ifadesi vardır. Bilinçaltını aşılamak için geçirme tekniği. Daha önce gördüğümüz gibi bilinçaltını arzulanan sonuçla aşılamak dileklerin gerçekleşmesi açısından önemlidir. Bunun en basit yollarından biri geçirme tekniğidir. Bu bilinçaltını istediğinizi bilinç tarafından iletilmiş gibi üstlenmesi için ikna etmeyi içerir. Geçirme tekniği en iyi hayal aleminde uygulanır. Derin zihninizde sınırsız bir zeka ve sınırsız bir güç olduğunu bilin. Sakin bir şekilde ne istediğinizi düşünün. Bunun bu dakikadan itibaren gerçekleşmeye başladığını gözünüzde canlandırın. Çok kötü öksüren ve boğazda ağrıyan küçük kız gibi davranın.
Bu kız sürekli şunu tekrarlıyordu. Geçiyor, şimdi geçiyor. Gerçekten de öksürüğü bir saat içinde geçti. Bu tekniği tam bir sadelik ve saflıkla kullanın. Bilinçaltınız isteklerinizi biçimlendirir. Kendiniz ve aileniz için yeni bir ev yapıyor olsaydınız, bu evin projesiyle yoğun bir biçimde ilgilenirdiniz. İnşaatçıların bu projeye en ince ayrıntısına kadar sadık kaldığından emin olmak isterdiniz. Gözünüz kullandıkları malzemelerin üzerinde olurdu. Evinizin geleceğinin yapım sırasında kullanılan malzemelerin kalitesine bağlı olduğunu bildiğinizden, sadece en iyi çimentoyu, yalıtımı, elektrik tesisatını, çatı malzemesini ve benzeri seçerdiniz. Aynı özeni zihinsel evinize ve mutluluk ve bereket için zihinsel projenize de göstermeniz mantıklı olmaz mı? Bütün deneyimleriniz ve hayatınıza giren her şey, zihinsel evinizi inşa ederken kullandığınız zihinsel yapı taşlarının doğasına bağlıdır. Eğer projeniz korku, üzüntü, endişe ve yoksunluğa dair zihinsel kalıplarla doluysa ve eğer umutsuz, kuşkucu ve sinik iseniz, zihninizde kurduğunuz zihinsel malzemelerin niteliği daha fazla sıkıntı, dert, gerilim, endişe ve her türden kısıtlamaya yol açacaktır. Hayatın en önemli ve en çok kişiyi etkileyen faaliyetlerinden biri, uyanık geçirdiğiniz her saat zihninizde bir şeyler yapılandırmanızdır. Bu sessiz ve görünmez olsa da gerçektir. Sürekli zihinsel evinizi inşa edersiniz. Düşünceleriniz ve zihinsel betimlemeniz projenizi temsil eder. Saat saat, dakika dakika geliştirdiğiniz düşünceleriniz, benimsediğiniz fikirleriniz, kabul ettiğiniz inançlarınız, zihninizin gizli stüdyosunda prova ettiğiniz sahneler ile pırıl pırıl bir sağlık, başarı ve mutluluk inşa edebilirsiniz. Yapımıyla sürekli ilgilendiğiniz bu görkemli köşk sizin kişiliğiniz, bu gezegendeki kimliğiniz ve dünyadaki yaşam öykünüzdür. Yeni bir proje oluşturun. Bu anın huzurunu, uyumunu, keyfini ve iyi niyetini fark ederek sükunetle inşaatınızı yapın. Bunların üzerinde durduğunuzda ve talepte bulunduğunuzda bilinçaltınız projenizi kabul edecek ve bunları sonuçlandıracaktır. Arzuların bilim ve sanatı. Bilim terimi koordine edilmiş, düzenlenmiş ve sistemli hale getirilmiş bilgi yapısı anlamına gelir. Gerçek doğanın bilimi ve sanatı üzerinde duralım. Bu bilgi yapısı hayatın temel prensipleriyle ilgilenir. Hayatınızda ve bunları inançla uygulayan herkesin hayatında görülebilecek teknik ve süreçleri tanımlar. Sanat tekniğiniz ya da sürecinizdir. Bunun arkasında bilim ise yaratıcı zihin, zihinsel resminize ya da düşüncenize verdiği kesin tepkidir. Çaldığınız kapı sizin için açılacak, aradığınız şey bulacaksınız. Bu öğreti zihinsel ve manevi yasaların kesinliğini doğrulamaktadır. Her zaman bilinçaltınızın sınırsız zekasının bilinçli düşüncenize verdiği doğrudan bir tepki vardır. Ekmek isterseniz taş almazsınız. Elde etmek için inanarak istemeniz gerekir. Zihniniz düşünceden şeye kayar. Önce zihinde bir imge olmadığı sürece hareket edemez. Çünkü ona doğru ilerleyebileceği bir şey yoktur. Zihinsel eyleminiz olan duanız, bilinçaltınızın gücü üzerinde oynamadan ve bunu üretken hale getirmeden önce zihinde bir imge olarak kabul edilmelidir. Zihninizde bir kabul noktasına gelmeniz, mutlak ve tartışılmaz bir anlaşma durumuna varmanız şarttır. Bu tasarıya arzunuzu gerçekleştirdiğiniz öğrenmenin keyfi ve huzuru eşlik etmelidir. Gerçek doğanın bilim ve sanatının temelinde bilincinizin sınırsız bir bilgelik ve güce sahip olan bilinçaltınızdan kesin bir karşılık alacağına dair bilgi ve güveniniz vardır. Bu prosedürü takip ederek dileklerinizin gerçekleştiğini görebilirsiniz. Hayal kırıklığı tatmin olmayan arzularınıza bağlıdır. Eğer engeller, ertelemeler ve zorluklar üzerinde durursanız, bilinçaltınız da buna bağlı olarak karşılık verecek ve kendi iyiliğinize engel olacaktır. Zihninizin gizli stüdyosunda geliştirdiğiniz düşüncelerle pırıl pırıl bir sağlık, başarı ve mutluluk inşa edebilirsiniz. Zihinsel bilimin yardımıyla kolay yoldan başarmayı arzulayın. Görselleştirme tekniği.
bir fikri formüle etmenin en kolay ve kesin yolu. Bunu gözünüzde canlandırmak. Zihin gözünüzle sanki gerçekten varmış gibi canlı görebilmektir. Çıplak gözle sadece dış dünyada zaten var olanı görebilirsiniz. Zihninizdeki herhangi bir resim ise umduklarınızın ve görmediklerinizin ifadesidir. Hayalinizde oluşturduğunuz şey, vücudunuzun herhangi bir bölümü kadar gerçektir. Fikir ve düşünce gerçektir ve zihinsel imgenize sadık kalmanız halinde bir gün nesnel dünyada da kendini gösterecektir. Düşünce süreci zihninizde etkiler oluşturur. Bu etkiler bir süre sonra hayatınızda gerçekler ve deneyimler olarak ortaya çıkar. Mimarlar istedikleri türde binayı gözlerinde canlandırırlar. Bu binayı tamamladığında olmasını istedikleri gibi görürler. Betimleme ve düşünce süreçleri binayı ortaya çıkaran plastik bir kalıba dönüşür. Bina ister güzel olsun ister çirkin, ister gökdelen olsun ister tek katlı bir baraka, gözünde canlandırmayla başlar. Mimarın zihinsel betimlemesi kağıda çizim olarak yansır. Daha sonra müteahhit ve yapım işçileri gerekli malzemeleri toplarlar. Binanın yapımı son aşamaya kadar mimarın zihinsel kalıplarına tamamen sadık kalınarak sürer. Ben de dinleyiciler önünde konuşma yapmadan önce her zaman gözünde canlandırma tekniğini kullanıyorum. Zihnimizin tekerleklerini durduruyorum. Böylece bilinçaltıma düşünce imgelerimi sunabiliyorum. Sonra bütün auditoriumu gözümün önüne getiriyorum. Koltuklar içlerindeki sınırsız iyileştirici varlıkla aydınlanmış. Bundan ilham almış erkek ve kadınlar oturuyor. Onları neşeli, mutlu ve özgür görüyorum. Fikri önce hayalimde oluşturduğum için insanların iyileştim, kendimi harika hissediyorum, bambaşka biri oldum dediklerini hayal ederken bunu sessizce zihinsel bir resim olarak bunu koruyorum. 10 dakika süreyle buna devam ediyorum. Her kişinin zihni ve bedeninin sevgiye, iyiliğe, güzelliğe ve kusursuzluğa duyduğunu biliyor ve hissediyorum. Farkındalığım öyle bir noktaya geliyor ki dinleyicilerin sağlıklı ve mutlu olduklarını dile getirdiklerini duyabiliyorum. Sonra bütün resmi bir kenara bırakıp kürsüye çıkıyorum. Ne zaman bir konuşmada bu tekniği kullansam sonrasında insanlar yanıma gelip dileklerinin gerçekleştiğini söylüyorlar. Zihinde sahneleme tekniği. Bir resim binlerce kelimeye bedeldir diye eski bir söz vardır. Bilinçaltının zihinde tutulan ve inançla desteklenen her resmin hayata geçireceği gerçeği vurgulanmalıdır. Öyleymişim gibi davranıyorum ve öyle oluyorum. Birkaç yıl önce çeşitli eyaletlere gittiğim bir tur sırasında konferans vermek üzere Midwest'te bulunuyordum. O bölgede sabit bir yere sahip olmak istedim. Böylece yardımıma ihtiyaç duyanlara hizmet edebilirdim. Seyahatlerim beni çok uzaklara götürdü ama bu fikri unutmadım. Washington, Spokane'da olduğum bir akşam oteldeki odamda kanepe uzanmış dinleniyordum. Birden düşüncelerimi durdurdum. Sakin ve pasif bir ruh haline geçerek büyük bir dinleyici kitlesinin önünde konuşma yaptığımı hayal ettim. Dinleyicilere "Burada olduğum için çok mutluyum." diyordum. Bu ideal fırsatı elde etmeyi diliyorum. Hayali dinleyiciyi zihin gözümle gördüm ve bunun gerçekliğini hissettim. Bir aktörün rolünü oynuyor ve bu zihinsel filmi canlandırıyordum. Bu resmin onu bir biçimde hayata geçirecek olan bilinçaltıma iletilmesi beni memnun ediyordu. Ertesi sabah uyandığımda büyük bir huzur ve tatmin hissediyordum. Birkaç gün sonra Midwest'te bir organizasyondan aradılar ve benden oranın yöneticisi olmamı istediler. Bunu kabul ettim. Yıllarca orada görev yapmanın keyfini yaşadım. Bu yöntem daha çok zihinde sahneleme tekniği olarak adlandırılır. Kitaplarımı okuyan ve konuşmalarımı dinleyen pek çok kişiden bu tekniği kullanarak ne kadar muhteşem sonuçlar elde ettiklerini anlatan mektuplar aldım. Zihinde sahneleme tekniğinin çok işe yaradığını alanlardan biri satıştır. Eğer satacak bir eviniz ya da malınız varsa önce zihninizde kendinizi fiyatın doğru ve
her iki taraf için de adil olduğuna inandırmanızı öneriyorum. Bunu yaptıktan sonra zihninizi sükunete kavuşturun. Gevşeyin. Kendinizi serbest bırakın. Bütün zihinsel çabaları en aza indiren uyku haline geçin. Sonra çeki ellerinize görün. Sevinin. Çok teşekkür edin ve zihninizde yarattığınız zihinsel filmin doğallığını hissederek uykuya dalın. Bu nesnel bir gerçeklikmiş gibi davranmalısınız. Bunu yaptığınızda bilinçaltınız bunu etki olarak kabul edecektir. Sonra sınırsız zeka sizi mala gerçekten sahip olmak isteyen, onu sevecek ve geliştirecek müşteriye çeker. Zihnin derin akımları sayesinde alıcı ve satıcı bir araya gelir. Zihinde tutulan ve inançla desteklenen zihinsel bir resim hayata geçmiş olur. Bowdoin tekniği. Charles Bowdoin, Fransa'da Rousseau Enstitüsü'nde profesördü. Çok iyi bir psikoterapiydi. Nevnancı'da tedavi okulunun da yöneticisiydi. Bowdoin, bilinçaltını etkilemenin en iyi yolunun bütün çabanın en aza indiği uykulu ya da uykuya yakın bir hale geçmek olduğunu keşfetmişti. Bundan sonra fikir sakin, pasif ve açık bir biçimde yansıma yoluyla bilinçaltına iletebilirdi. Bowdoin'in açıkladığı gibi bunu kesin olarak gerçekleştirmenin, bilinçaltına aşılamanın basit bir yolu telkinin hedefi olarak fikri yoğunlaştırmak, bunu hafızaya kolayca kazınacak biçimde kısaca özetleyip bir ifadeye dönüştürmek ve tekerleme gibi sürekli tekrarlamaktır. Birkaç yıl önce Los Angeles'ta genç bir dul kendini uzun süren tatsız bir aile çatışmasının içinde buldu. Merhum kocası bütün varlığını ona bırakmıştı ancak adamın daha önceki evliliğinden olan çocukları bu vasiyeti geçersiz kılmak için dava açmışlardı. Kadının uzlaşma tekliflerini de geri çevirmişlerdi. Kadın benden yardım istediğinde ona Bowdoin tekniğini açıkladım. İhtiyacına dair fikrini hafızasına kolayca kazıyacağı şekilde birkaç kelime ile özetlemesini ve bir ifade ile dönüştürmesini söyledim. Bulduğu ifade şuydu: İlahi düzende bitti. Ona göre bu sözler bilinçaltının yasaları aracılığıyla faaliyet gösteren sınırsız zekanın uyum prensibi aracılığıyla uyumlu bir sonuç ortaya çıkaracağı anlamına geliyordu. Kadın 10 gün süreyle her gece koltuğuna oturdu. Bedenini sistematik bir biçimde gevşetti ve uykulu hale geçti. Yavaşça, sessizce ve ifadeyi hissederek "İlahi düzende bitti" diye tekrarlıyordu. Bir iç huzura ve bütün bedenini saran bir sükunete kavuştuğunu hissediyordu. Sonra da normal, derin uykusuna dalıyordu. 11. günün sabahında kendini çok iyi hissederek ve bittiğine gerçekten inanarak uyandı. Aynı gün avukatı onu aradı. Karşı tarafın avukatı ve müvekkilleri uzlaşmaya razı olmuşlardı. Uyumlu bir anlaşmaya varıldı ve dava düştü. Uyku tekniği. Uyku haline geçtiğinizde çabalarınız en aza iner. Uyku halindeyken bilinç büyük ölçüde geri çekilir. Bunun nedeni uyumadan hemen önce ve uyandıktan hemen sonra bilinçaltının kendini en üst derecede göstermesidir. Bu durumda arzunu etkisizleştiren ve böylece bilinçaltı tarafından kabul edilmesi engelleyen olumsuz düşünceler ortadan kalkar. Yıkıcı bir alışkanlıktan kurtulmak istediğinizi varsayalım. Rahat bir duruş belirleyin. Bedeninizi gevşetin ve hareketsiz kalın. Uyku haline geçin ve bu haldeyken sessizce tekerleme gibi şunu tekrarlayın: Bu alışkanlıktan tamamen kurtuldum. Zihnimin uyum ve huzuru muhteşem durumda. Her sabah ve gece 5 ya da 10 dakika süreyle bu sözleri yavaş yavaş, sessizce ve sevgiyle tekrarlayın. Her tekrarlamanızda duygusal değer büyüyecektir. Olumsuz alışkanlığı tekrarlama dürtüsü hissettiğinizde kendi kendinize aynı formülü yüksek sesle tekrarlayın. Böylece bilinçaltınıza fikri kabul etme komutu verirsiniz ve iyileşme gerçekleşir. Teşekkür ederim tekniği. Şükran duyan kalp her zaman evrenin yaratıcı güçlerine yakındır. Kozmik etki ve tepki yasasına bağlı olarak karşılıklı ilişki yasasıyla
sayısız nimetin kendisine doğru akmasını sağlar. Geçenlerde genç bir anne bana bu tekniği kullanarak yaşadığı deneyimi anlattı. İşsiz ve beş parasızdım dedi. Doyurup giydirmem gereken 3 küçük çocuğum vardı. Ne yapacağımı bilmiyordum. Sonra sizin daha dileklerimiz gerçekleşmeden şükran duymamız gerektiğini söylediğinizi duydum. Birden beynimde bir şimşek çaktı sanki. Bunu denemem gerektiğini biliyordum. Bu kadın 3 hafta boyunca her gece ve sabah şu sözleri tekrarladı. Zenginliğim için teşekkür ederim. Bunu gevşemiş, huzurlu bir halde yapıyordu ve şükran duygusu ve ruh hali zihninde baskın hale gelene kadar devam ediyordu. Yaratıcı zekayı ya da sınırsız zihni elbette gerçekten görmeyeceğini bile bilse de içindeki sınırsız güç ve zekaya hitap ettiğini hayal ediyordu. Tinsel algının iç gözüyle görüyor, ihtiyaç duyduğu para, konum ve yiyecekle ilişkili olarak zenginliğe dair düşünce imgesinin ilk neden olduğunu fark ediyordu. Düşünce duygusu zenginliğinin hiçbir öncel koşul tarafından engellenmeyen özüydü. Sürekli teşekkür ederim diye tekrarladığında kadının zihni ve yüreği kabul noktasına yükseliyordu. Aklına yoksulluk, fakirlik ve sıkıntı düşünceleri geldiğinde yine teşekkür ederim diyordu. Bunu gerekli oldukça yapıyordu. Şükran duyan tutumunu koruduğu sürece zihnini zenginlik fikrine koşullandıracağını biliyordu. Öyle de oldu. Bu annenin dileği ilginç bir sonuç doğurdu. Buna başladıktan kısa bir süre sonra yolda 5 yıldır görüşmediği eski patronuyla karşılaştı. Patronu ona yüksek ücret alacağı iyi bir pozisyon teklif etti. Hatta avans bile verdi. Kadın bana teşekkür sözcüğünün şaşırtıcı gücüne hiç unutmayacağım dedi. Bu benim için mucizeler yarattı. Olumlama tekniği. Olumlama etkinliğini büyük ölçüde dilekte bulunurken boş tekrarlar kullanmayın. Sözlerinin altında yatan gerçeği ve anlamın nasıl anladığınız belirler. Beyanın gücü kesin ve belirli olumlu gerçeklerin zekice uygulanmasından yatar. Bir öğrencinin 3 ile 3'ü topladığını ve tahtaya 6 yazdığını düşünün. Öğretmen matematiksel bir kesinlikle 3 ile 3'ün toplamının 6 ettiğini söyler. Çocuk da rakamları buna göre değiştirir. Öğretmenin ifadesi 3 ile 3'ü toplamını 6'ya eşit kılmamıştır. Bu çocuğun tahtadaki rakamları yeniden düzenlenmesine neden olan matematiksel bir gerçekliktir zaten. Hasta olmak anormaldir. Sağlıklı olmak normaldir. Sağlık varlığınızın gerçeğidir. Kendinizi ve başkaları için olumlu bir biçimde sağlık, uyum ve huzur beyan ettiğinizde ve bunların kendi varlığınızın evrensel prensipleri olduğunu fark ettiğinizde bu beyana dayalı inanç ve anlayışınıza bağlı olarak bilinçaltınızın olumsuz kalıplarını yeniden düzenlersiniz. Olumlu ifadeler kullanmanın sonucu, görüntüden bağımsız olarak hayatın prensiplerine riayet etmeye bağlıdır. Bir an için düşünün, matematiğin bir prensibi vardır ama hatanın yoktur. Doğruluğun bir prensibi vardır ama yalancılığın yoktur. Zekanın bir prensibi vardır ama cahilliğin yoktur. Uyumun bir prensibi vardır ama çalışmanın yoktur. Sağlığın bir prensibi vardır ama hastalığın yoktur. Bolluğun bir prensibi vardır ama yoksulluğun yoktur. Kız kardeşimin İngiltere'de bir hastanede safra kesesi ameliyatı geçireceği günlerde bu olumlu beyan yöntemini uyguladım. Yapılan testler ve çekilen röntgenler sonucunda hastalığının teşhisi konmuştu. Kardeşim benden iyileşmesi için dua etmemi istemişti. Ondan kilometrelerce uzaktaydım ama bu beni rahatsız etmedi. Zihin prensibinde zaman ve mekan yoktur. Sınırsız zihin ve zeka her an her yerde tam olarak mevcuttur. Günde birkaç kez sakin, kendinden emin bir tavırla şunları söylüyordum. Bu dileğim, kardeşim Katrin için o şu anda rahat, huzurlu, dengeli ve sakin. Bilinçaltının onun bedenini yaratan iyileştirici zekası şimdi her hücreyi, siniri, dokuyu, kası ve kemiği bilinçaltındaki bütün organların mükemmel uyumuna bağlı olarak dönüştürüyor. Bilinçaltındaki bütün bozulmuş düşünce kalıpları sessizce ve sükunetle ortadan kaldırılıyor.
Hayat prensibinin canlılığı, iyiliği ve güzelliği varlığının her atomunda kendini gösteriyor. Kardeşim artık içinde bir nehir gibi akan, ona mükemmel sağlık, uyum ve huzur veren iyileştirici akımlara açık. Bütün bozukluklar ve çirkin imgeler şimdi onun içinde akan sonsuz sevgi ve huzur deniziyle yıkanıyor. 2 haftanın sonunda kardeşim yeniden muayeneden geçti. Röntgen sonuçları negatif çıktı. Doktoru onun önemli bir iyileşme kaydettiğini ve ameliyatın ertelendiğini söyledi. Olumlamak öyle olduğunu söylemektir. Zihnin bu tutumunu doğru kabul ettiğiniz sürece bunun aksi yönünde bütün etkenlerden bağımsız olarak dileklerinizin gerçekleştiğini görürsünüz. Düşünceniz ancak beyan edebilir. Çünkü bir şeyi reddetseniz bile aslında reddettiğiniz şeyin varlığını beyan etmiş olursunuz. Bir olumlu ifadeyi tekrarlamak, ne söylediğinizi ve neden söylediğinizi bilmek, zihni ifade ettiğiniz şeyin doğru olduğunun kabul edildiği bilinç durumuna götürür. Tatmin edici, bilinçaltı tepkisini alana dek hayatın gerçeklerini olumlamaya devam edin. Tartışma tekniği, bu yöntemin anlamı adında saklıdır. Yöntem, zihinsel ve tinsel iyileşme konusunda çok önemli bir isim olan ve bir asır önce Maine, Belfast'ta yaşayan Dr. Prince Parkhurst, şaşırtıcı çalışmaları sonucunda ortaya çıkmıştır. Parkhurst, psikosempatik tıbbın gerçek babasıydı ve ilk psikanalisti. Hastanın sorunlarının, sancılarının ve ağrılarının nedenini gözle görülmeyen şeyleri görerek teşhis etme konusunda da çok yetenekliydi. Kısacası, Kumbi tarafından başlatısıyla uygulanan tartışma yöntemi yöntem, tinsel akıl yürütmeye dayanmaktadır. Hastayı ve kendinizi hastalığın bilinç altında bulunan yanlış inançlara, temelsiz korkulara ve olumsuz kalıplara bağlı olduğunu ikna edersiniz. Bunu zihninizde mantıksallaştırırsanız ve hastayı hastalığın ve ya da rahatsızlığın vücutta şekil bulmuş bozuk, çarpık bir düşünce kalıbından kaynaklandığına inandırırsınız. Bir dış güce ya da dış etkenlere yönelik bu yanlış inanç şimdi kendini hastalık dışı vurmuştur ve düşünce kalıplarını değiştirmek suretiyle değiştirebilir. Hastaya iyileşmenin temelinde inançta değişikliğin bulunduğunu açıklarsanız, aynı zamanda bedeni ve bütün organları bilinçaltının yarattığını, bu nedenle onların nasıl iyileştireceğini bildiğini, iyileştirebileceğini ve şu anda bunu yaptığını söylerseniz, zihninizin mahkemesinde hastalığın hastalıklı bir düşünce betimlemeye dayalı zihnin yansıması olduğunu tartışabilirsiniz. Bütün organları yaratan ve içindeki her hücreyi, siniri ve dokuyu mükemmel bir biçimde kollayan içteki iyileştirici gücün lehine bütün kanıtları da toplamaya devam edersiniz. Sonra zihninizin mahkemesinde kendi kendinize ve hastanın lehine bir karar verirsiniz. İnançla ve tinsel anlayışla hastayı kurtarırsınız. Zihinsel ve manevi kanıtlarınız üstün gelmiştir. Tek bir zihin olduğu için doğru olduğunu hissettiğiniz şey hastanın deneyiminde kendini göstermiş ve ardından iyileştirme gerçekleşmiştir. Mutlak telkin modern ultrasyon terapiye benzer. Dünyada pek çok kişi bu tedavi şeklini uygulamakta ve harika sonuçlar almaktadır. Mutlak yöntemi uygulayan kişi hastanın adını belirtir, sonra sessizce Tanrı'yı, onun niteliklerini, sıfatlarını düşünür. Örneğin, yaratan kusursuzdur, sınırsız sevgidir, sınırsız zekadır, çok güçlüdür, sınırsız bilgeliktir, mutlak uyumdur, tarifsiz güzelliktir. Bunları sessizce düşünürken bilinci yeni bir spiritüel boyuta yükselir. Kişinin zihninde ve bedeninde kendisinin aksi olan her şeyi yok eden Tanrı'nın sınırsız sevgi okyanusunu hisseder. Bütün onun bütün gücünün ve sevgisinin şimdi hastanın üzerinde yoğunlaştığını hisseder. Sınırsız hayat ve sevgi okyanusunun varlığında rahatsız edici ve kötü her şeyi etkisiz hale getirilmektedir. Duanın mutlak yöntemi ultrasyon terapide son gelişmelerle karşılaştırılabilir. Geçenlerde bunları bana Los Angeles'ta tanınmış bir doktor açıkladı. Bu doktorun çalışırken kullandığı aletler son derece yüksek frekanslarda güçlü ses dalgaları yaratıyormuş. Bunlar bedenin anormal dokuların bulunduğu bölümleri üzerinde yoğunlaştırıldığında etkilenen hücreler ultrasona tepki veriyormuş. Biz de
Tanrı'nın niteliklerini ve sıfatlarını düşünerek bilincimizde yükseldiğimiz noktada uyum, sağlık ve huzurla ilişkili spiritüel dalgalar ortaya çıkarırız. Bu dalgaların üzerinde yoğunlaştığı kişiler bunlara tepki verirler. Bu teknik sayesinde pek çok iyileşme kaydedilmiştir. Komut tekniği. Güç arkasındaki inanca ya da duyguya bağlıdır. Dünyayı döndüren gücün bizim lehimize hareket ettiği ve bizi desteklediğini fark edersek güvenimiz ve inancımız artar. Güce katmaya çalışmazsanız hiçbir zihinde zorlama, baskı, mücadele olmamalıdır. Genç bir kadın, kendisini sürekli arayan ve randevu koparmak için baskı yapan bir adam üzerinde komut yöntemini uygulamıştı. Adamdan bir türlü kurtulamıyordu. Sonunda onun iş yerine de gelmeye başladığını görünce bir an önce kesin bir şey yapması gerektiğini anlamıştı. Günde birkaç kez sükunete bürünüyor ve şunları tekrarlıyordu. J.R.'yi Tanrı'ya havale ettim. O hep olması gereken yerde. Ben özgürüm. O da özgür. Şimdi sözlerimin sınırsız zihne ulaşmasını ve hayatını geçmesini istiyorum. Kadın adamın hayatından çıktığını söylüyor. O zamandan beri kendisine görmemiş, sanki yer yarıldı içine girdi diyor. Hatırlanmaya değer fikirler. Zihinsel mühendis olun ve daha iyi ve güzel bir hayat inşa etmek için denenip kanıtlanmış teknikleri kullanın. Arzunuz duanızdır. Gözünüzde arzunuzun gerçekleştiğini canlandırın ve gerçekliğini hissedin. Böylece duanızın karşılığını almanın keyfini yaşarsınız. Zihinsel bilimin yardımıyla kolay yoldan başarmayı arzulayın. Zihninizin gizli stüdyosunda geliştirdiğiniz düşüncelerle pırıl pırıl bir sağlık, başarı ve mutluluk inşa edebilirsiniz. Bilinçaltınızın sınırsız zekasının bilincinize her zaman doğrudan bir tepki verdiğine şahsen emin olana kadar bilimsel olarak deney yapın. Arzunuzun gerçekleştiğini öngörmenin keyif ve huzurunu yaşayın. Zihninizdeki herhangi bir zihinsel resim, umduklarınızın özü, görmediklerinizin kanıtıdır. Bir zihinsel resim 1000 sözcüğe bedeldir. Bilinçaltınız, zihninizde tuttuğunuz ve inançla desteklediğiniz her resmi hayata geçirecektir. Dilekte bulunurken çabalardan ve zihinsel zorlamadan kaçının. Uyku haline geçin ve duanızın karşılığını alacaksınız. Unutmayın, şükran dolu bir kalp her zaman evrenin zenginliklerine yakındır. Beyan, öyle olduğunu söylemektir. Zihnin bu tutumunu doğru kabul ettiğin sürece, bunun aksi yönündeki bütün etkenlerden bağımsız olarak dileklerinizin gerçekleştiğini görürsünüz. Yüce varlığın sevgisini ve ihtişamını düşünerek uyum, sağlık ve huzur dalgalarını ortaya çıkarın. İstediğiniz ve doğru olduğunu hissettiğiniz her şey hayata geçecektir. Uyum, sağlık ve huzur, bolluk dileyin. Bilinçli olarak beyan ettiğiniz şeyi birkaç dakika sonra zihinsel olarak reddetmemelisiniz. Bu beyan ettiğiniz olumlu ifadeyi etkisiz hale getirecektir. 7. Bölüm. Bilinçaltı yaşamı odak alır.